Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çevre ve toplum konu pekiştirme testiniz çözümlerini yapacağız. Birinci soru arkadaşlar. ılıman iklim koşullarının görüldüğü yerlerde insanların doğal çevreden daha fazla yararlandığını söyleyebiliriz. Bu bilgiye bakılarak haritada verilen yerlerin hangisinde insanların doğal kaynaklardan daha fazla yararlandığı söylene, söylenebilir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlarım zaten bize ılıman kuşak dediği için ılıman iklim kuşak dediği için biz nereye göreceğiz? Şöyle bir çizgi çekeceğiz çünkü ekvator çizgimizin biz şurası olduğunu biliyoruz ve 30-45 ee, daha Otu, şöyle söyleyelim 35, 30-35, 45 dereceler arasında bulunan noktaları ele alacağız. Baktığımız zaman zaten arkadaşlar kuzeyde bulunan Grönland Adası ve e, Rusya'nın kuzeyi soğuk olacak. 5 numaralı yer arkadaşlarım çöl arazisi. 3 numaralı yer çöl arazisi. Ancak 2 numaralı yer arkadaşlarım daha fazla ne yapıyor? İnsanların yerleşmesine uygun alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradan dolayı da doğal kaynaklardan daha fazla yararlandığını söyleyebiliyoruz. 2'ye baktığımız zaman arkadaşlarım ikinci soruda bazı ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi tamamen uygun çevre koşullarının bulunmasına bağlıdır. Bu durum örnek olarak aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi verilebilir demiş. Baktığınız zaman arkadaşlarım doğaya bağımlı olmanız gerekiyor bu istenilen soruda. Reklamcılık beşeri bir olaydır. O yüzden herhangi bir noktada yapılabilir. Doğayla ilgili bir olayı yoktur. Far Olimpiyat oyunları ve konaklama izleri hizmetleri aynı şekildedir. Ancak kaplı turizm kaplıca turizmi yapabilmek için arkadaşlarım sıcak su kaynaklarının bulunduğu fay kırıklarının, fayların olduğu noktalarda bulunması gerekir. Yani doğaya bağlıdır. Bundan dolayı C şıkkı doğru olarak karşımıza çıkar. Üçüncü soru İnsanların doğal çevrede yaptığı tahribatların en azı indirilmesinde verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Eğitim seviyesinin yükseltilmesi, bilinç çok önemli arkadaşlar. teknolojilerin Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, geri dönüşüm gibi düşünebilirsiniz. Doğal kaynak kullanımına yönelik planlamaların yapılması aynı şekildedir arkadaşlarım. Bunların hepsi e, nedir? Tahribatı en azı indirecek olaylardır deriz ve e şıkkını doğru olarak kabul ederiz. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Güneydoğu Anadolu projesi Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra, yanı sıra kentsel ve kırs kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini kapsayan geniş kapsamlı bir projedir diyor. Verilen bilgilerden aşağıdakiler verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur demiş arkadaşlarım. Baktığımız zaman Su kaynaklarının insan su kaynaklarının insanların ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde etkili olduğu. Direkt arkadaşlarım bu. Çünkü bahsedilen bütün her şeye bakın. Hidroelektrik santral, baraj ve bununla birlikte arkadaşlarım ulaştırma, sanayi, eğitim sektörlerinin gelişimi hep nedir? Ekonomik faaliyetlerin gelişmesine de etki, etki edecektir diyoruz. Bundan dolayı A şıkkı burada doğrudur. Diğer şıklara bakmaya gerek yoktur arkadaşlarım. Direkt zaten veriyor. 5. soru <laughs> Yine bir dünya haritası ve sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde atmosfere karışan yabancı gazlar dolayısıyla hava kirliliği görülmektedir diyor. Baktığınız zaman bu yerlerden hangisinde hava kirliliğinin daha fazla olması beklenir? Arkadaşlarım böyle olduğu zaman gelişmiş yerleri düşünün. <laughs> Dünyada sanayinin ilk gelişmiş olduğu yer neresi? İngiltere ve bundan dolayı da ilk etkilenen yer Avrupa'dır ve en çok da bu alanda gelişme gösterilir. <laughs> bir numarada arkadaşlarım dağlık e, Raki dağları var kayalık dağları iki numarada Amazon nehri ve balta girmemiş ormanlar 4 numarada Kongo havzası söz konusu 5 numarada da e, Sibirya olarak ifade ettiğimiz soğuk alanlar karşımıza çıkar bu alanlarda ekonomik faaliyet yani sanayi faaliyetleri daha azdır ama 3 numara bunda e, optimum seviyededir Bundan dolayı fazla da hava kirliliği görülür. 6'ya baktığımız zaman 6. soruda bize diyor ki doğal çevre ve insan faaliyetleri ile ilgili olarak verilenlerden hangisi söylenir? Hemen bakıyoruz arkadaşlarım. E, demiş ki doğal çevre koşulları her yerde aynı özellikleri göstermektedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Doğal çevre koşulları her yerde aynı özellikleri göstermez. 2. Doğal çevre koşulları insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir. Evet sonuna kadar. 3. sanayi devriminin yaşanması insanın doğaya doğal çevre üzerindeki etkisini arttırmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlarım. Çünkü daha çok ham ihtiyacı karşımıza çıkar. Bundan dolayı 2 ve 3 doğrudur. 7. soru. Sanayi üretiminin art, sanayi üretiminin artış göstermesi sonucunda Ham madde üretimi, enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, hava, toprak ve su kaynaklarına karışan atık maddeler verilenlerden hangileri artış görülün, hangilerinde artış görülmesi beklenir diyor. Bunların hepsinde artış gör, görülür arkadaşlarım çünkü sanayi dediğimiz zaman ham madde lazım, enerji lazım ve e, doğaya karışan atıklar fazlasıyla ön plana çıkar. Bundan dolayı E şıkkı doğru olacak. 8 soru. Ozon tabakasının seyrelmesini sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Baktığınız zaman arkadaşlarım zararlı ışınların yer, yeryüzüne ulaşması daha fazla olur, gösterilir. Cilt hastalıkları daha fazla gelir çünkü zararlı ışıklar arındırılamıyor arkadaşlarım. Baktığımız zaman buzullar erir mi? Buzullar erir. Daha sıcak bir alan olduğu için arkadaşlarım daha fazla buzul eriyecektir. Yani bundan dolayı da ortalama sıcaklık artar arkadaşlarım. Ancak radyoaktif maddelerin yayılması öngörülmez diyebiliriz. Dokuzuncu soru. İnsanların ekonomik faaliyetleri doğal çevrenin sunduğu imkanlar doğrultusunda olmaktadır demiş. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez diyor arkadaşlarım. Bunu bulacağız. Karasal iklim bölgelerinde çay yapılamaması, çay tarımı yapılabilmesi için arkadaşlarım ne olması lazım? yaşlı veya nemli bölgeler olması gerekiyor. Bundan dolayı doğrudur. E, deniz kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması doğal çevreye bağlıdır. Sert kayaçların bulunduğu yerlerde taş barınakları yapılması doğrudur. Volkanik arazi etrafları arkadaşlarım. Yer yerleşme yer, yerleşme yerlerinin su kaynaklarına yakın olması çünkü arkadaşlarım temel ihtiyaç. Ancak sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Nüfusun fazla olması ile ilgili bir olay değildir deriz. Ama sanayi faaliyetlerinin e, yoğunlaşması üzerinde doğal faktörler etkilidir. O da farklı bir boyuttur. Bu cümlede arkadaşlarım böyle bir şey söz konusu değildir. 10. soru insanların doğal çevreden yararlanma alanları arasında verilenlerden hangisi gösterilir demiş. Biz doğal çevreden gıda temininde yararlanıyoruz, barınmada yararlanıyoruz ve dinlenmede de arkadaşlar ne yapıyoruz? Yararlanıyoruz. Bundan dolayı eşkı doğrudur. 11. soru. 11. soruda aşağıda verilenlerden hangisi değerlerine göre daha geniş alanda, alanda ve daha uzun sürede etkili olmaktadır diyor arkadaşlarım. Baktığınız zaman büyük büyük şehirlerdeki ses kirliliği, evsel atıkların oluşturduğu kirlilikler, toz fırtınalarının oluşturduğu kirlilik, inşaat molozlarının oluşturduğu kirlilik. Ancak arkadaşlarım bakın burada bir şey yatıyor. O da nükleer kazalar sonucunda oluşan kirlilik. Uzun süreler geniş alanlar. Çern Çernobil'i düşündüğünüz zaman arkadaşlarım soruyu çok net bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 12. soru. Bir harita verilmiş. Az gelişmiş ülkelerde doğal afetler gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerin nazaran çok daha fazla can, cam ve mal kayıplarına neden olmaktadır diyor. Buna göre verilen harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinin meydana gelecek aynı şiddetteki bir doğal afetin diğerlerine göre daha az zarar görmesi beklenir diyor. Yani kısaca bize diyor ki gelişmiş olan yeri bul. Gelişmiş olan yerde çünkü e, doğal afetlerden daha az zarar görülür diyor. O yüzden arkadaşlarım burada gösterilen alanda Avrupa en gelişmiş yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de arkadaşlarım daha az zarar görmesi beklenir diyoruz. 13. soru Doğal afetleri jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik kökenliler olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkündür. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan doğa olayları jeolojik kökenli olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki doğa olaylarından hangisi jeolojik kökenli bir afet olduğu söylenebilir demiş. Baktığımızda fırtına, atmosferik sel, hidro, hidrolojik, kuraklık arkadaşım yine yani atmosferik dediğim meteorolojik e, erozyon arkadaşım aynı şekilde hangisi jeolojik kökenli bir afet olduğu söylenebilir? Tsunami ve erozyon verilmiş. Şöyle bir şey söz konusu arkadaşlarım. Baktığımız zaman <laughs> tsunami aslında bazı bölgelerde, bazı noktalarda biz suda olduğu için hidrolojik olarak eleriz, ele alırız. Genel olarak da böyle alırız. Ancak e, yola çıktığı nokta kökenine baktığınız zaman arkadaşlarım tsunami nedir? Ee, bir tektonik hareket sonucunda yani deprem sonucunda oluşur. Erozyona baktığımız zaman arkadaşlarım meteorolojik olaylar sonucunda meydana gelir. Bundan dolayı kökenine baktığımız için arkadaşlarım burada tsunami karşımıza çıkacak. Buna dikkat edelim. Erozyonu çünkü kökeninde kuraklık yatıyor. Ee, bitki örtüsünün cılızlığı yatıyor deriz. 14. soru. 14. soruda dünya haritası verilmiş ve bazı bölgelerde yaşayan, yaşanan çevre kirlilikleri gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisindeki çevre kirliliği yanlış verilmiştir diyor. Baktığımız zaman bir numara Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlarım doğu kıyıları daha fazla nüfuslandığı için ses kirliliği görülür. Bir doğrudur. 2. Hava kirliliği sanayi pardon 3. Hava kirliliği sanayileşme ile birlikte karşımıza çıkar. Batı Avrupa doğrudur arkadaşlarım. Bu da doğru verilmiştir. 3 su kirliliği. Nüfus çok fazladır arkadaşlarım. O yüzden burada su kirliliği çok çok fazladır. Hindistan dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ikinci ülkesi. E, dört numaralı yere baktığımız zaman da arkadaşlarım. Neresi? Doğu Çin. Doğu Çin'de biz atık kirliliğini görüyoruz. Burada da aynı sistem. Hem sanayinin fazla olması hem de arkadaşlarım. E, Nüfusun fazla olması atık kirliliğini ortaya çıkarır. Ancak 5 numaralı yere baktığımız zaman radyoaktif kirlilik diyor. Afrika gelişmemiş bir yerdir. O yüzden arkadaşlarım bu alanda nükleer santraller bulunmaz. Bu yüzden arkadaşlarım buradaki olay yanlış verilmiştir deriz. 5 numarada radyoaktif kirlilik görünmez. Aşağıda, 15. soru aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi doğal çevreye daha az zarar verir demiş. Baktığımız zaman termik enerji üretimi, demir çelik sanayi, golf turizmi, ee, kağıt ve kereste üretimi, ahır hayvancılığı demiş. Arkadaşlar baktığınız zaman çevreye en az zarar verecek olan şey burada ahır hayvancılığıdır. Çünkü hayvanları bir ee, ahır içinde besliyorsunuz. E, bir yere hareket ettirmiyorsunuz. Diğerlerine baktığınız zaman arkadaşlarım, beşeri olaylardır ve beşeri olaylar derken doğaya fazlasıyla etkileyen olaylardır. Golf alanlarının oluşturulması, işte oradaki alanların düzleştirilmesi, termik enerji üretimi, hava kirliliğine neden olması, demir çelik sanayisiyle çok suya ihtiyaç duyulması, kereste ve kağıt üretiminde çok suya ihtiyaç duyulması. Ancak ahır hayvancılığı dediğiniz zaman arkadaşlarım doğaya fazla zarar vermiyor. Besi hayvancılığı da diyebiliyoruz bunları. Ancak bunun yerine mera hayvancılığı dedi, derse olay o zaman değişikliğe girer. Buna dikkat edelim. Mera ile besi hayvancılığını karıştırmayalım arkadaşlar. 15. soruya da A şıkkını işaretleyerek son sorumuzu da halletmiş olalım. Çözümlerimizi yaptık arkadaşlar. Umarım güzel geçmiştir. Kendinize iyi.